Merhaba çocuklar. Bugün sizlere enerji, enerji tasarrufunun anlamı ve ne işe yaradıkları hakkındaki bilgileri örneklerle açıklamaya çalışacağım. Enerji bir iş yapabilme yeteneğidir. Enerji, doğada ve evrende meydana gelen tüm fiziksel ve kimyasal olayların sıcaklık, ışık, elektrik ve manyetik gibi konuları içerir. Enerji hakkında daha fazla bilgiye ne dersiniz peki? Hadi başlayalım o zaman. Enerji kaynakları ikiye ayrılır çocuklar. Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemeyen enerji kaynakları diye. Şimdi bu kaynakları örneklerle açıklayalım bakalım. Güneş ışığı, su ve rüzgar yenilenebilir enerji kaynakları iken, kömür, petrol, doğalgaz ve benzeri kaynaklar ise yenilenemeyen enerji kaynaklarına örnektir çocuklar. Enerji çeşitli şekillerde kullanılabilir. Yemek yediğimiz zaman vücudumuz yiyecekleri parçalar. Bizlere çalışmak ve oynamak için enerji verir. Okula giderken güneş bize enerji verir. Nasıl mı? Isı ve ışık şeklinde enerji verir tabii ki. Sokak lambaları da bize ışık vermek için elektrik enerjisini kullanır. Evet çocuklar, bu kadar enerjiden söz ettiğimize göre şimdi sıra asıl konumuza geldi. Ne mi? Tabii ki de enerji tasarrufu. Enerji tasarrufu nedir? Üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemek anlamına gelir. Şimdi bu tanımı örneklerle açıklayalım. Enerjide tasarruf etmek için ne gibi önlemler alabiliriz? Gereksiz yere yanan ışıkları söndürmek, enerji dostu ampuller kullanmalıyız. İhtiyacımız dışındaki elektrikli cihazların fişlerini prizde bırakmamalıyız. Musluktan akan suları ihtiyacımız dışında boşuna akıtmamalı, dişlerimizi fırçalarken, ellerimizi sabunla yıkarken musluğu kapatmalıyız. Eşya alırken de enerji dostu modeller seçmeliyiz. Geri dönüşümü olan atıklarımızı ise atık kutularında toplamalıyız. Hem sağlık hem de enerji için doğa dostu taşıtlar kullanmalıyız. Soğuk havalarda kapımızı tasarruf için kapalı tutmalıyız çocuklar. Neden tasarruf yapmalıyız? Çünkü enerji kaynakları sonsuz değildir. Bu kaynakların tek sahibi ise bizler değiliz. Enerjiyi tasarruf etmeden kullandığımızda kaynakların kirlenmesine, diğer canlıların aç, susuz ve barınmasız kalmasına neden oluruz. Tasarrufla birlikte ev veya iş yeri bütçesine katkı yapar, kaynak tüketimini azaltır, doğaya katkı sağlamış oluruz. Tasarruf, günlük yaşantımızda kullanmış olduğumuz ve hayatımızı kolaylaştıran malzemeleri tüketirken aynı zamanda çevreci olmaktır çocuklar.